şerif tanıtmaya çalışın. İlk mezun değerli esnaflarından bir tanesi kendisi. Elektrikli bisiklet tamiri olduğu zaman Osman Bey. Lastik patlarsa Osman Bey. Evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugünleri görmüş
100 yıl sonrasını hala yaşayan bir lider olmak bu olsa gerek. Yine demiş ki, ey Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Bugün bu salonda, bu konuda çoğunluğun kadın olması bunun eseridir diye düşünüyorum. O olmasaydı biz olmazdık. Yine demiş ki, sahnemizin karşısına yazıyor, efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta ne yazık ki şu anda başımızda olan birisi gibi cumhurbaşkanı olabilirsiniz, olmaz olsun, fakat sanatçı olamazsınız. Gururlandırdı. Kadınların çoğunlukta olması ayrıca gururlandırdı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan bir kadın olarak yürekten kutluyorum. Böyle bir bakış açısına sahipler ki buradalar. Şarkıları söylerken hüzünlendik, neşelendik. Bazen güldük, bazen eğlendik. Ancak artık bazı şarkıların sözlerinin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben her dinlediğim şarkıda biraz ayrıntıcıyım galiba, biraz aldığım eğitimler de bununla ilgili. Her sözün üzerinde düşünüyorum, her şarkıda bir şey buldum, her şarkıda bir eleştirdim. Bu tabii ki bu koronun suçu değil. Yıllarca yaşanmış, bize kültür olarak aktarılmış bu şarkıların. Elbette hepsi bizi yansıtmıyor ama yansıtan kısımları da var. Dün akşam da türkü söylerken 13-14 yaşındaki çocuklara aşık olmaktan bahsediyordum. Böyle bir dünya olabilir mi arkadaşlar? Değişmeli. Artık bu şarkıların sözleri değişmeli. Yeni bestekarlar, yeni güftekarlar toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına daha saygılı olmalı. İzmir'in dağlarında bülbüller öter bağlarında derken, dağlarından gece geçtim, soğuk sularını içtim dediler. Çok güzeldi, dinledik bir İzmirli olarak. Ama şu anda içmek için su yok. Düşünebiliyor musunuz? İklim krizi bir taraftan. Biz bilinçsiz insanların tükettiği bu toplumdaki doğal kaynaklar artık yok oluyor. Bizden sonrakiler artık ne yerler, ne içerler bilemiyorum. Tarım yapacak topraklar da kalmadı. Bunların üzerinde de biraz kapatıyorum ben kendimce. O nedenle biraz hani size böyle felsefe yapmış gibi oluyorum ama kusura bakmayın. Bu akşam hiç konuşmayacaktım. Mehmet öğretmenim lütfen konuş dedi. Hiçbir konuşma hazırlamadım. Burada sadece şarkıları söylerken aklıma gelen bunlardı. Yine şarkının birinde diyordu ki işte kulun kölen olayım. Hiç kimse kimsenin kulu kölesi olmasın arkadaşlar. Kulluk kölen bitti. Biz kul değiliz. Köle değiliz. Ve aşkından kimse kimseyi öldürmesin. Toplumsal cinayetler, kadın cinayetleri bir toplum sorunu haline geldi. Bu kültürden kültüre aktarılıyor. Bizim hiç farkında olmadığımız, o kitaplarda okuduğumuz, şarkılarda dinlediğimiz sözler ileride o gençlerin beyninde yerleşiyor. Ve